Sonuç itibariyle şimdi kulübün de bir açıklaması gelecek herhalde. Bekliyoruz biz de tetikte. Yani, İçeriğini sormamın sebebi acaba yine ortam Bak, gerilecek mi? Az önce Serkan Sert bir şey söyledi. E, çok fazla artık bu Hatay Spor maçı üzerine açıklama yapmamaları lazım. Çünkü 3,5 puan önde en yakın rakibinden. İki laf da bakarsan. Çok böyle Hatay Spor maçı ile ilgili girersen ger, orta, ortama bu sefer takım etkilenir. Takım zor durumda kalır. İşte Josef de Souza'nın açıklamaları mesela. Rakibi de motive edersin. Tabii rakibi hırslandırıyorsun, yani, motive aynen. ediyorsun. E, maçı, avucunun içindeki maçı tehlikeye sokuyorsun. O yüzden zaten bundan sonra açıklama yapsan da o maçı cumartesi günü oynayacaksın. Belli oldu artık o. E, Futbol Federasyonu'na da burada kızamazsın. fikstür yapılırken orada bir fikstür azizliğine uğramış Beşiktaş. Kabul ediyorum. Ama e, dün enteresandır çevremdeki fanatik Galatasaraylılar da Beşiktaş'ı izlediler. E, sorduğumda çünkü lider ve keyif veriyor. Heyecan katıyor bize. Galatasaray maçı da çok kötüydü ya. Kötüydü evet. Şimdi sen Biz bize göre veriyorsun. Iki, iki ekranı izliyoruz ama sen bana, ama. Gö sen bana görev <laughs> vermişsin. Galatasaray Konya maçını yaz demişsin. Foto evet. maça. Ben onu yazacağım diye o maçı izliyorum. Takip ekranında diğer maçı takip ediyorum. Takip ekranından Beşiktaş maçını izledim ben. Evet, öyle oluyor. Evet. Ben takip ekranından Beşiktaş maçı izledim. Galatasaray evet. maçını yazdım ama Galatasaray maçında ne var? Ne oldu ki Allah aşkına? İki tane 28 metreden şut. Bir tanesi kaleciden döndü, Emre Akbaba tamamladı. Babel girdi oyuna. <laughs> Hiç kimsenin sevmediği, istemediği linç yiyen Babel kaçıncı maçını kazandırdı Galatasaray'a? Evet. Herkes Emre Akbaba bu muamelesi yapıyor. Yalnız Serkan, bak Trabzonspor maçında da Emre Akbaba'nın, Uğurcan'ın kurtarışı çeldiği topu tamamlaması. Dün de Babel'in evet. topunu tamamlaması. Demek ki hani hep diyoruz ya kaleciden dönen topu rebound alın vurun. Eskiden işte o e, şutu çekmek Ham, lazım. Hamdi Aslan yapardı. Bizim yorumcumuz evet. bunu çok yapardı. Hamdi Aslan'dan sonra öyle bir oyuncu daha yoktur futbolunda. Yani dönen topu ta tamamlayan. E şimdi Emrah Baba ikideki yaptı o konuda. Belki de çalışıyor idmanında ah da Akbaba gibi bekliyor pozisyonu değil mi? Akbaba gibi bekliyor <laughs> evet. Sonuçta Beşiktaş'ta yüzler gülüyor. Evet, öyle ya da böyle. Öyle demek lazım. Gülsün de zaten işte bu Tabii. kadar somurtmasınlar, bu ya kadar aynen. agresyona aynen. kapılmasınlar. Hiç gerek yok. Rakiplerinin istediği psikolojiye bu kadar rahat girmesinler. Evet. Bence biraz daha sakin, biraz mesela aynen. Sergen Yalçın'ın özgüvenli demeçleri ne kadar farklı. Kesinlikle. Bir dünkü maç öncesi Fatih Terim'in demecine bakın, konuşuruz Galatasaray'a Bir de Sergen Yalçın'ın demeçlerine bakın. Sergen Yalçın diyor ki ne, ne zaman gelirse, nasıl isterlerse evet. öyle oynarız. Biz Oynayıp şampiyon olacağız. Yani evet. bir özgüven var. Evet. Mesela o güzel evet. ama e, rakiplerinin çekmek istediği yere fazla sürükleniyorlar gibi geliyor Şimdi, bana. Tabii teknik adamlık kariyerinde de böyle çok çok büyük bir tecrübesi yok Sergin Hoca. Evet, yok ama bir şampiyonluğa var. giden bir takımda e, yani genç teknik adam statüsüne Serkan Hoca kabul ederim 100 e 100. bunu. E, yani belki o da hata yapabilir aslında. Yani bu, bunu kontrol edebilmek böyle. ...kolay bir Aslında şey değil Zeki abi. o sinir harbini, bir o öfke kontrolünü, da. o gerginliği, o stresi... Onu da anlamak lazım. İki hafta öncesine kadar çok iyi idare etti hoca. Bir anda üst üste iki puan kaybından sonra bir sendeleyince Beşiktaş... ...çünkü 13 futbolcu üzerinden oynadılar, yoruldular. Sonra acabalar olunca camiayı ayağa kaldırmak için... ...tıpkı Mustafa Cengiz'in Göztepe maçı öncesinde... ...işte haysiyet, şeref futbol üzerinden okuyunca kendisine sorduğunda takıma bir şok gerekiyordu. Onun için yaptım. Bak Göztepe maçında takım nasıl aslanlar gibi oynayacak. Ha, yani tesadüf diyor. Gerçekten oynadı. Beşiktaş'ın da hem Sergen Hoca o maçtan sonra hem de başkanın önce konuşup sonra Ümraniye'de 3,5 saat takımla geçirdi, geçirmesi takım ayağa kaldırdı. Bak takım kazanıyor ve Beşik, eski hani şampiyonluğa yakıştırdığımız Beşiktaş gibi oynuyor. Yani öyle baktığında da Zaman zaman böyle açıklamalar yapmasın doğal karşılamak lazım ama hoca da da zaman zaman stres oluyor çünkü çok şeyler duyuyorlar Aynen bizim öyle. dışımızda Tabii ki abi. ve etkileniyorlar. Etkilenmez abi. olurlar mı ya yani hepimiz etten kemikten yaratıldık o yüzden hani hatasız kul olmaz. Sergen Yalçın minimum hatayla sezonu bitirecek. Bak doğru, doğru. Fatih Terim'de ne diyoruz Türk futbolunun en büyük hocası ama işte hakemlerle girdiği diyaloglar aldığı cezalar yönetime karşı konuşmaları vesaire birçok o eksik yanlarını hala görebilirsin İmparator dediğimiz Fatih hocanın Sergen Hoca dediğin gibi daha yolun başında olmasına rağmen dört dörtlük bir sınav veriyor çok fazla böyle şurada hata yaptı diyebileceğimiz söylemlerinde yok, yok. öyle bir kusuru da olmadı yok yok ama e, özellikle ama mesela, onu da anlamak lazım anlıyoruz zaten o 90 dakikalar yani. esnasında rakip oyuncularla rakip yedek kulübesiyle son derece seviyeli Aynen. ve saygılı tam Ama Aynen. hakemlerle diyaloglarında sıkıntılar var. Fakat evet. bu sıkıntı belki bize göre sıkıntı belki de Türk futbol ikliminde teknik adamların yapması zorunlu olan hareketlerdir. Olabilir. Ben bir yanlış anlamayı gidermek istiyorum altyazıyla ilgili. Beşiktaş'ın fiksüründe mantık hataları var. Kesinlikle ama Sergen Yalçın'ın yerinde olsam daha sert konuşurdum değil. Aslında söylemeye çalıştığım Sergen Yalçın bu kadar sert konuşmalarla tüm Türkiye'nin en sempatik bulduğu futbol adamı iken biraz bence imajını lazım. zadeliyor diye düşünüyorum. Daha sert konuşması gereken Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün resmi ağızları. O görev bence Sergen Yalçın'ın değil. Onu belirtmek isterim. Sana, yoğun, ben yanlış edelim. ifade etmiş de olabilirim. Abi. Ama zaten en başından beri ya, aynen. Bunu söylüyorum. Sergen Hoca ya. bence sempatisini güç olarak kullanmalı. Sempatisini. Bir de, bir de Sergen Hoca yani yönetim kuruna bakıyorsun abi. Başkan Nurçebi. Yani sırtını Rahatlıkla dayayabileceği bir başkan, arkasına evet. duran bir başkan. Her teknik adamın isteyeceği bir başkan. Evet. Öyle mi? Evet. Şu anda kulüpler birliği başkanı zaten. Evet. Hemen sağında Kocadağ. solunda torun oğulları. Hemen iletişimin başında yanında Erol, 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 Erol Kaynar. Evet. Yani ekibi de iyi. %100. Ahmet Bey'in ekibi de iyi. Yani Ama... Bu krizleri iyi yönetebilen bir Sergen Hoca kendi ekibi de iyi şansı ve şansı da var Sergen başarı, Hoca'nın. Başarıyı paylaşmayı bilen bir hoca. Sergen Hoca yardımcılarıyla paylaşıyor. Hiçbir zaman kendine mal etmiyor. Yani ortak bir başarı. Ee, orada mütevaziliği de var. Kolay değil ya. Beşiktaş için ne dedik sezon başında? Fenerbahçe'nin kadrosuna baktık. Galatasaray'ın zaten Şampiyonlar Ligi için kurulmuş bir kadrosu. İşte onun üzerine alınan oyuncular e, Trabzon'a baktık yeni isimleri aldı falan derken en zayıf kadro ne dedik en zayıf halka şampiyonlukta sezon başında Beşiktaş dedik bu yükü kaldıramaz ama nereden nereye geldi şimdi ne diyoruz e, oyuncuların e, Gökhan Türe en basitinden satmaya çalıştılar kiraya vermeye çalıştılar gönderemediler e, forvetsiz oynuyorlar haftalardır Abu Bakar yok forvetsiz kazanmayı öğrendiler forvetsiz bir sistem kurdu hoca 1994'te işte. Pereira böyle bir sistem korup Dünya Kupası'nı kazanmıştı Brezilya'nın başında. E, aynen o şekilde forvetsiz sistemle de kazanmayı öğrendi. Her oyuncu kaleci hariç gol atabiliyor. E, takımın performansı, Laiç futbolu unuttu artık denen, artık futbola dönmeyecek küslü denen Laiç iki haftadır maçın maçının yıldızı olabiliyor. E, Josef de Souza, Beşiktaş'tan önce Galatasaray'ın kapısında yattı adeta. Yüzüne bakılmadı oyuncunun geldi Beşiktaş'ta kahraman oldu. Şu şampiyonlukta e, altına imza satılacak oyunculardan biri. Yani bu mütevazi kadroyu buralara getirip bu ya bence suda ateş yakıyor. Şey Öyle de, söyleyeyim. Yani bu kolay iş değil ya Fenerbahçe'nin bu kadar donanımlı kadrosu karşısında. Şu, dağı deviriyor da Beşiktaş da Adnan, Sergen Yalçın. Adnan Bey'i de söylemeyi unuttum. Dalga kıranı e, alınmasın tabii. tabii. Daha ismini sayamadığım bir sürü yönetim kurulundaki kişiler var. Onlar da gerçekten abi bak, samimiyetimle söylüyorum 24 saat çalışan insanlar. 24 saat çalışan